Yıkımı engellemek için hepsi markete girdi ama plan tutmadı. İş makinesi operatörü içeride insan var demedi, kepçeyi vurduğu yere indirdi. İşte İstanbul'dan ilginç bir yıkım hikayesi. İçeri girersek yıkmaya cesaret edemezler. İş makinesinden kurtuluruz diye düşündüler ama yanıldılar. Burası Alibeyköy'de bazı bölümleri için yıkım kararı verilmiş bir market. İş makineleri kararı uygulamak için olay yerine geldi. Ancak dükkan sahipleri direnince ortalık karıştı. Polis göz yaşartıcı gaz ve cop kullanmak zorunda kaldı. Polislerin elinde uzun namlulu silahlar vardı. Yoldan geçen bu adam da ne olduğunu anlayamadan biber gazına maruz kaldı. Polisin iş makinesinin önündekileri dağıtmasının ardından yıkım başladı. Marketin önündeki müşterilerle çalışanlar biz içerideyken yıkamazlar düşüncesiyle içeri girdi. Ama yıkım ekibi durmadı. Kepçe mevzuata aykırı bölümleri tek tek yıktı. O anda markette bulunanların yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasınca böyle görüntülendi. İş makinesi usulsüz yapıldığı iddia edilen bölümü yıkıp olay yerinden ayrıldı. Dükkanın büyük kısmı yıkılan market sahibi olaydan binanın müteahhitini sorumlu tuttu. Şurada bir bina yapmış, kağıdı bende. İcralık olmuşum, haberim yok. Peki, başka bir bina yapmış, icralık olmuşum, haberim yok. Müteahhitin kendisinden aldığı iskan velayetini iki binada daha kullandığını, bu yüzden de onu dava ettiğini söyleyen marketçinin iddiası ilginç. O da beni belediyeye şikayet edip intikam aldı diyor.